Evet değerli izleyenler, ilk dersimiz Kasas suresinden olacak. Kasas suresi Hz. Musa aleyhisselamın hayatının özellikle doğumu ve gençlik yıllarının detaylıca anlatıldığı bir sure. Kur'an'ın başka yerinde de bu kadar detaylıca ele alınmıyor Hz. Musa'nın ilk hayatı. İyi olanın sonunda kazandığı bir hikaye fakat önemli olan hikayeyle birlikte bir yolculuğa çıkmak ve gerekli dersleri alabilmek. Kasas kelimesi kıssa ile aynı kökten gelmiş ve özetle iki manası var. Bir manası kesmek, bir diğer manası da adım adım bir şeyi anlatmak veya takip etmek demektir. Zaten anlatacağım hikayeyi muhtemelen genel hatlarıyla biliyorsunuzdur. Hz. Musa'nın annesi bebeği nehre bıraktıktan sonra kızına kardeşini takip et manasında kussihi demiştir ki kıssa kelimesiyle aynı kökten gelir ki geçtiği yerleri yani Musa'nın geçtiği yerleri adım adım takip et demektir. Zaten bir hikaye anlatılırken de belli bir sıra takip edilir, adım adım anlatılır. O yüzden kıssa kelimesi adım adım takip etme manasında da kullanılabilir. Allah'ın Kur'an'da hikaye anlatış tarzı çok farklı. Mesela Adem Aleyhisselam'dan 7 yerde bahsediyor. Hz. Musa'dan 70'ten fazla yerde bahsediyor. Hz. İbrahim'den 20 küsur yerde bahsediyor. Ve her defasında bu hikayelerin bir parçasını anlatıyor. Bazen bir hikayenin aynı yerinden bahsediyor. Hatta neredeyse aynı şekilde fakat çok küçük nüanslarla aynı hikayeyi anlatıyor. İnsan da düşünüyor tabii, Allah niçin bir hikaye anlatırken kronolojik bir şekilde baştan sona anlatmıyor da bu şekilde anlatıyor. Peygamber kıssalarının anlatıldığı kitaplar genellikle öyledir. Yani Kur'an ve sünnetteki bilgileri kronolojik olarak alt alta koyarak hikayenin tamamına erişebilirsiniz. Fakat Allah öyle yapmıyor. Allah bir hikayeyi parçalara bölmeyi ve farklı farklı yerlerde anlatmayı seçmiş. Ve zannediyorum hiç kimse bir hikayeyi Allah'tan daha güzel anlatacağını iddia edemez. Biz de o yüzden hikayeye dışarıdan kaynaklarla müdahale etmeden Allah'ın anlattığı sırayla gideceğiz. Bu seriye Hz. Musa Aleyhisselam'ın küçüklüğüyle başlamak istedim. Fakat Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. Musa'nın doğumu ve gençliği bu hikayenin 3. sezonu demektir. Ne demek istiyorum? Yani Kur'an-ı Kerim'i eline alan ve baştan okumaya başlayan bir insan için Hz. Musa hakkında Kasas suresinden önce çok detaylı bilgiler içeren başka sureler de vardır. Mesela Bakara suresi öyledir, Araf suresi öyledir, Hud suresi öyledir. Fakat hayatı ve mücadelesiyle ilgili aslında en detaylı sure diyebileceğimiz sure Taha suresidir. 20 numaralı sure. Daha çok Hz. Musa'nın peygamberliği devralması ve o esnada Allah'la mükalemesi yani konuşmasını ele alır. Sonra 2. sezonda 26 numaralı sure Şuara suresini görürüz. Orada da daha çok Hz. Musa'nın Firavun ile olan konuşmasına odaklanır. Üçüncüsü de işte şimdi okuyacağımız Kasas suresi, Hz. Musa'nın doğuşu ve peygamberlik alacağı ana kadar başından geçenleri ele alan sure. Hani bazı filmler olur ya, en başında filmin sonunu görürsün. Adamın biri kendini yüksek bir binadan aşağıya atar ve ölür. Filmin sonu budur ama bu tür filmlerde asıl olan filmin sonu değildir. O adamın o kararı verirken nasıl bir serüven yaşadığıdır. Onu o karara iten şeyleri görebilmektir. O yüzden ilk sahneden sonra ekran kararır ve bir yazı çıkar. 2 ay önce. Veya Yüzüklerin Efendisi'ni düşünün. 3 film çekilip bittikten sonra Hobbit filmi çekildi. Ki aslında o yüzüğün daha önce nerelerden nasıl geldiğini, daha önce neler olduğunu anlatan bir film. Olaylardan çok insanların merakına odaklanan birçok yapım görebilirsiniz. Mesela burada da durup dururken ölen bir turistin nasıl öldüğünü anlamaya çalışan bir dedektifin ipuçlarını teker teker tüketmesi ve bölümün sonunda rüyasında ölümün sebebini çözmesidir izleyiciyi sürükleyen. Yani diyeceğim o ki modern film tekniklerinde kullanılan bir metottur bu. Kahramanlıklarına ilk 2 sezonda şahit olduğumuz Musa Aleyhisselam'ın nasıl yetiştiğini, Allah'ın onu nasıl hazırladığını, tabiri caizse bir peygamberin nasıl yaratıldığını izleyeceğiz bu sezonda. Şimdi hep beraber ilk 6 ayeti dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim. Tilka ayatul kitabil mubin. Netlu